Merhabalar, Şeyda Anlayışları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hem de çok güzel bir yazmam var. Şöyle güllü güllü, koyulu açıklı tonlar var içinde. Şuradan. Şöyle tam tonları görünüyor aslında. Şu şekilde tonlar. Şimdi ip numaralarını vereceğim. Yazmamın içinde gri vardı. Ben grileri çok kullanmayı tercih etmiyorum aslında. Biraz boğuyor gibi yazmayı ama. Bu canlı renklerin içine bir tane koymak istedim. 119 numara altın maşa marka. Bu ipim yabalı marka. 1619. Biraz böyle tonlar değişik olduğunda farklı markalardan ipler kullanıyorum. Çünkü altın maşıkta böyle aşırı ton yok. Bu da 87 kaplan marka. Bu ipimin de numarası yok. Farklı bir ton. Bu yazmamı bulabildiğim tek ip diyebilirim. Tam kendi tonunu bulamadım aslında yazmamın. Ama bu uyumlu olduğu için bunu kullanmayı tercih ettim. Yazmam sanırım Cenk marka ama biraz daha böyle yeni sezon değil diyelim. O yüzden ipleri bulmak biraz zor oldu. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Böyle çok çıtı pıtı tatlı sevimli bir model yapacağız. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben iki zincirle tığlamamı yaptım. Şu şekilde iki zincirle yapıyorum. Biraz geniş böyle aşırı sıkı tığlamıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Kendi rengiyle kenar kısmını yapacağım. Hemen herhangi bir tığ battısından giriyoruz. İpimi sabitledim buraya. Bir tane zincir çekiyorum. Bir minik örümcek yapıyoruz. Alt çimen kısmını yapacağız. Sıralı bir şekilde gidiyor. Bir tane örümcek yaptım. Tığımın başına iki kez dalıyorum. Bir tığ batısı bırakıp ikincinin içinden giriyorum. 2, 2, 2 aldım. Kapattım trabzanı. Şu şekilde bir trabzan yaptık. Trabzanımızı kapattıktan sonra 5 zincir çekiyoruz. Hemen trabzanın altından girip bir sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir sık iğne ile kapatıyorum. Trabzanın baş kısmına 3 tane kirpik yapıyoruz 5 zincirle. 3. kirpiğimi kapattıktan sonra kalan boş kısmını trabzana sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. 5. ile bakın trabzanı yaptığım tığ batısına değil yani hemen dibine batmıyoruz. Bir yanındaki tığ batısına batıyoruz. Ve bu şekilde sabitliyoruz. Şöyle minicik sevimli bir model yapacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir küçük örümcek. Örümceklerimizi küçük yapıyoruz. Bir tığ battı bıraktığımız için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Büyük olduğunda aksine çok geniş duruyor ve kötü bir görüntü oluşur. Bir tığ battısı bırakıyorum yine ikinciden giriyorum. 2 2 2 aldım, kapattım. Bunun tepesinde 5 zincir çekiyoruz. Hemen altından girip kapattım. Buraya çiçeğimiz gelecek. Sadece yuva oluşturduk o yüzden. 1 2 3 4 5 6 Buna 7 tane sık iğne dolduruyorum. 8. ile yine dibine değil, yanındaki tığ batısına sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir minik örümcek yaptık. Tığın başına iki kez doladım. Bir tane bırakıp ikinciden giriyorum. 2 2 2 aldım, kapattım. 5 zincir çekiyorum. Hemen trabzanın altından girip kapatıyoruz. 5 zincir çekiyorum. Kapattık. Yine aynı şekilde kirpikler yapıyoruz buraya. Bir,
3, 4 tane sık iğne yaptım. 5. ile bir yandaki batısından girip sabitliyorum. Şimdi şu şekilde oluyor alt çimen kısmımız. Bir tane kirpikli yaptık. Bir tane araya boş yaptık. Tekrar bu başlangıç olduğu için hemen ben başta yuvamı oluşturdum. Çiçeğimin gelecek kısmı. Ama normalde 2 ya da 3 tane, 3 tane bırakmayı düşünüyorum ben arada. Arada bu şekilde 3 tane kirpikli trabzan yapıp tekrar yuvamızı oluşturacağız. Şimdi ben burayı biraz uzatacağım alt kısmımı ve modelimin üst kısmı için döneceğim tekrar. Evet, alt kısmını bu şekilde yaptım. Arada ben 3 tane bıraktım. Şu şekilde gördüğünüz gibi tepesinde 3 kirpik olan 3 tane yapıyoruz. Bir tane çiçeğimizin geleceği yuvayı oluşturuyoruz. Böyle sıralı bir şekilde devam ediyor modelim. Şimdi ben üst kısmının üst çiçeğimizin yapımına geçeceğim. Şöyle ipimizi tığımıza sabitledik. Hemen ilkinden başlıyorum. Burada 5 zincirle yuva yapmıştık. Hemen bunun içinden giriyorum bir sık iğne. Pardon. İpimi buraya sabitledim bir sık iğneyle. Herhangi bir işlem uygulamadan direkt orta boy bir örümcek yapıyorum. Bu örümcek altta yaptığımız minik örümceklerden biraz daha geniş olacak. Yani onlar kadar küçük olmayacaklar. Şimdi tepede 5 zincir çekiyorum. Örümceğimin iki telinden giriyorum. İkisini içine alacak şekilde bir sık iğneyle giriyorum. Bir kirpik oluşturdum. 5 zincir çekiyorum. Aynı yerden tekrar girip bir kirpik daha yapıyoruz. Bakın bir teli bu şekilde kalıyor. İkisinin üzerine sık iğne dolduracağız kirpiklerimizi yapıp. 5 zincir çekiyorum. Aynı yerden girdim. Bir sık iğneyle kapattım. Burada 3 tane kirpik oluşturdum tepede. 3 kirpiğimi yaptıktan sonra bu iki teline tekrar kalan boşluğa sık iğne dolduracağız. 1 2 3 4 5, 6, 7. 7 tane sık iğne doldurdum. Hafif böyle göbeklenebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle hemen 8 ince ile yuvamın içinden tekrar giriyorum. Bir sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Ve şöyle gördüğünüz gibi ilk çiçeğimin ilk yaprağını yapmış oldum bu şekilde. Sık iğne ile sabitledikten sonra bir sık iğne ile evet sabitledik. Buradan hiçbir işlem yapmadan direkt tekrar orta boy bir örümcek yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Şöyle hemen üstten ikisinin altından girip bir sık iğne ile kapattım. 5 zincir çekiyorum. Tepeye 3 kirpik yapıyoruz yani. 3 kirpikten sonra da örümceğimin kalan kısmına da 7 tane sık iğne dolduruyorum. 1 3 4 5. Biraz sıkışıyor böyle sık iğneler. Sıkıştığında daha iyi duruyor aslında. Böyle hafif göbekleniyor ve yaprak şekil alıyor. 7 tane yaptık. Hemen yuvamın içine sabitliyorum 8. Şu şekilde bakın. 2 tane yaprak yaptık. Aslında böyle çiçeğimiz aynı işlemi tekrar ederek devam ediyor. Bir tane daha göstereyim. Örümceğimi yapıyorum. 5 zincir çekiyorum.
Bak şu arkada kalanı bırakıyoruz. İki telinin arasından girip bir sık iğneyle. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ben burayı tamamlayacağım. 4 tane burada yaptığımız 2 yaprak gibi buraya 2 yaprak daha yapacağız. İpimizi koparacağız. Şimdi ben modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle döneceğim. Ve modelimizin bitmiş hali şöyle. Elimizle düzeltelim. Ben buraya 4. de yaptıktan sonra hemen son sık iğnemi yaptım ve ipimi koparttım o kısımda. Herhangi bir değişik bir işlem uygulamadığım için göstermedim. Şöyle ikisinin yapımını gösterdik. İkisini ben yaptım. Şu şekilde. Elimi düzeltiyorum. Ütülemedim. Her modelimi ütülemeye vakit bulamıyorum. Ama ütülendiğinde de çok güzel duracaktır eminim. Çok hoş, güzel duran bir model. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Benim gördüğüm modelde alt kısmı daha farklıydı. Ben böyle alt kısmındaki yaptım. Daha değişik, sade bir modeldi alt kısmına yapılan. O şekilde daha farklı bir model yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz benim gibi. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.